Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalına white paper incelemeleri de yüklemeye başladım. Farklı protokolleri, böyle dikkatimi çeken protokolleri incelemeye çalışıyorum. Burada light paper incelemesi var. Unlock protokolde yeni bir protokol, light paper'ı var. Bir tür yeni nesil üyelik platformu. Slide gidişatı şu şekilde oluyor. İşte projeyi tanımlama, uygulama alanları, daha sonra onunla ilgili alternatif, pardon, daha yan teknolojiler. Ve ardından da bir sonuç yapıyoruz, yani beraber kritiğini, istişaresini yapıyoruz. Şimdi Unlock Protocol yeni nesil bir üyelik platformu. Ethereum blockchain'i üzerinde yer alıyor bu platform ve dijital ödeme ile üyelik modellerinin merkeziyetsiz bir mimaride yönetilebileceğine dair bir iddiası var. Platformun kendini tanımlaması white paper üzerinde şu şekilde: Unlock Protocol Web3 dünyasını daha da ileri taşımayı hedefliyor. Kullanıcılara özelleştirebilir ve merkeziyetsiz üyelikler oluşturarak, üyelikler burada önemli, NFT'ler üzerinden dijital ödeme ve üyelik sistemlerini yeniden tasarlama ve isteyenlere şekillendirme fırsatı veriyor. İster bir müzisyen, yazar veya bir DAO'sunuz, yani bir DAO da olabilirsiniz, Unlock Protocol ile bu tarz teknolojilere dahil olabiliyorsunuz. Biraz daha detaylı bakarsak, blockchain tabanlı bir üyelik sisteminden bahsediyoruz. Çeşitli üyelikleri yönetmek için bir platform sağlıyor. Ve bunu şöyle tanımlıyorlar: dijital içerik oluşturucuların veya dijital içerik üreticilerinin, organizasyonların ayrıca üyeliklerini kolayca yönetebilecekleri bir çözüm sunuyor. Yani bir organizasyonunuz var ve Web3'ü taşımak istiyorsunuz veya bir sanatçısınız, kitleniz var ve Web3'ü taşımak istiyorsunuz. Burada size bu işin altyapısını sunmaya çalışıyor protokol, Ethereum üzerinde çalışarak. Peki nasıl çalışıyor? Unlock protokol üyeleri temsil eden benzersiz NFT'ler, non-fungible tokenları oluşturuyor. Bu NFT'leri bir kilit adı verilen akıllı kontrat tarafından mintleniyor, basılıyor ve her biri belli bir üyeliği temsil ediyor. Bunu şu şekilde tanımlıyorlar: Unlock protokol her bir üyelik, Unlock protokolde her bir üyelik benzersiz bir NFT olarak yaratılıyor. Bu NFT'ler belirli bir kilit sözleşmesi tarafından basılıyor ve bu kilide sahip olan kullanıcılara belirli bir üyelik sağlanıyor. Peki, şimdi yavaş yavaş uygulama özelliklerine bakalım. Uygulamalar ve özellikleri. Şimdi bu protokolün Web2'de çalışan arayüzleri var. Yani Creator Dashboard'u var, Member Keychain diye bir yapısı var, Unlock Accounts diye bir yapısı var. Bunlar aslında şu: burada sizin süreçte dahil olduğunuzda kullanımınızı kolaylaştıracak, farklı senaryolarda kullanabilmenizi sağlayacak çeşitli alt ürünler geliştirmişler, Web2 ürünleri. Burada Unlock protokol kullanıcılara bir dizi kullanışlı uygulama ve özellik sunuyor. Bunlar kullanıcıların üyeliklerini kolayca yönetmelerini, hatta kripto cüzdanı olmayan kullanıcıların da üyelik satın almasını sağlıyor. Ya işi kolaylaştıran, hızlandıran, önce kendi uygulamalarını yapıyorlar. Şuradan duralım, devam edelim. Burada hedef kitle olarak Unlock Protocol şunu seçmiş: işte müzisyenler, yazarlar, sanatçılar vesaire. Yani yarın üyelik bazlı bir proje yaptığınızda ve NFT'leri üyelik bazlı bir çalışmada kullandığınızda hedef kitlenin bunlar olabileceği aklınızda olsun. İşte müzisyenler, yazarlar, sanatçılar. Bunların dışında bu DAO'lar. Çünkü aslında benzer şekilde müzisyenlerin de kitlesi var, DAO'ların da kitlesi var. Ve kullanıcılar topluluklarına özelleştirilmiş erişim sağlamak için Unlock protokolü kullanıyorlar. Peki özelleştirilmiş erişim sağlayınca ne oluyor? İşte oradaki faydayı çeşitli senaryolarla üretiyoruz. Yani onlara özel bir içerik, onlara özel başka bir fiziksel dünyada avantaj vesaire, neyse artık. İşte hayranlar için özel bir üyelik oluşturabiliyor. Burada medya üyelikleri var. Birkaç farklı üyelik tipi de var. Mesela medya üyeliklerinde reklam tabanlı iş modelleri dikkat çekme ve gelir elde etme konusunda zorluklar yaşayabiliyor. Unlock protokol bunun yerine medya üreticilerine daha doğrudan bir gelir modeli sunarak takipçilerinin doğrudan destek sağlamasını sağlıyor. Ya bizim zaten tartıştığımız şey hep bu. Yani
YouTube ve diğer web 2 araçlarında içerik üreticilerin yeterince demokratik gelirler elde edememesi, işte gelirlerin şeffaf olmaması, tamamen bir otoritenin kontrolü altında olması ve aslında gerçekten elde ettiğiniz gelir o mu onu bile bilememeniz. Veya web sitesindeki reklam gelirleri de aynı şekilde Google AdSense'de. İşte burada reklam tabanlı modellerinin aksine içerik oluşturucularının sadık takipçilerinden doğrudan destek almasını sağlıyor. Ayrıca DAO üyelikleri de var. Burada da ERC20 tabanlı DAO üyelikleri, oylama hakları, katılım konusunda sorunlar yaşayabiliyor gelenekselde. Pardon. Anna protokolde NFT tabanlı üyelikler. Yani ERC20 yerine NFT tabanlı üyeliklerle bu problemi çözmeyi amaçlıyor. Bu sayede roller ve haklar daha net bir şekilde belirleniyor. Zaten bizim NFT'de en çok altını çizdiğimiz şey bunun bir kimliğin parçası olduğu. Yani kripto paralardan ayrıştığı şey ERC20'deki ikame edilebilir jetonlardan ayrıştığı şey bir kimlik katmanını daha barındırdığı NFT'lerin. Burada da biraz ona atıfta bulunmuşlar ve bu şekilde işte oylama veya diğer konularda yaşanacak sorunları daha adil ve etkili bir şekilde çözebileceği dile getiriliyor. Tabii sertifikasyonda ve kimlik doğrulamalarında da kullanılıyor. Bu süreçleri basitleştirmeye çalışıyor Unlock Protocol. Yani doğrulama ve sertifikasyon süreçlerini basitleştirip işte üyelikleri ve erişim haklarını belgelemek için de kullanılabiliyor. Bu şekilde tanımlıyorlar. Bir NFT bir kişinin belirli bir kimliği, yeteneği veya başarıyı doğrulayan sertifika gibidir. Bu kimlik doğrulama sertifikasyon süreçlerini daha kolay verimli hale getirir. Şimdi burada Tenet'li projesi de onu yapıyor. Diyor ki senin internete koyduğun özgeçmiş doğrulanmıyor. Yani LinkedIn'de gidip Microsoft'un CEO'suyum yazdığında hani evet senin Microsoft'un CEO'su olmadığını biliyoruz ama başka bir şey yazdığında daha böyle bilinmeyen bir ün var. Tamamen yalan bir özgeçmiş yazabilirsin. Oradaki özgeçmişi doğrulayan mekanizmaları blok zincirle kurabiliriz. Zaten kuruyoruz. Yani blok zincir üzerinden NFT şeklinde bir sertifika alabiliyorsun. Ve peki bu NFT'leri bir özgeçmiş sitesinde oradan doğrulayarak çekersek nasıl olur? Üzerine çalışıyorlar. Dolayısıyla sizin burada aldığınız işte o sertifikaları vesaire Unlock tarzı projelerin partnerleri de işte bu özgeçmişlerin bulunduğu daha iş ilanı ve işte iş başvuruları odaklı web siteleri oralara bunlar direkt entegre olabiliyor. Biraz onun da altına çizmişler light paper'da. Dijital koleksiyonlar işte bu da profil resmi, NFT projeleri ve dijital koleksiyonlar dijital varlık sahipliğinin önemli bir yönünü oluşturur. Aslında ilk hücresini oluşturuyor. Yani dijital sahipliğin göstergesini. Burada tabii çok böyle klasik bir tartışma var. Bir fotoğrafa mı para veriyorsun? Yoksa o fotoğrafı sahip olmanın ve diğer aynı koleksiyonu paylaşan kişilerle beraber sahip olmanın sağladığı avantajlara mı para veriyorsun? Buradaki tartışmalar sürer ama günün sonunda eğer yeterince fayda sağlayabiliyorsa o dijital koleksiyonları sahiplerine dijital koleksiyonlar günün sonunda haklı olan bu teknolojiyi savunanlar olur. Aksi takdirde teknolojinin karşısında yer alanlar kendi tezlerinin daha doğru olduğunu düşünürler. Burada tabii diyor ki kullanıcıların kendi dijital koleksiyonlarını oluşturması ve bu koleksiyonları kişiselleştirmek için kullanması bu şekilde dijital varlık zengin sahipliğini tatmin edici hale getirir diyor ya buradaki hani kilit kelime tatmin edici. Çünkü markalar şu anda tatmin üzerine konumlanıyor zaten. Yani bir kahvenin fiyatının normalin 3 katı olmasının sebebi o kahveyi içtiğinizde o kahve zincirinin size sağladığı gerek fiziksel ortam gerek o fiziksel ortamda bulunan diğer kişiler diğer altyapılar vesaire bir keyif satması aslında.
Markalar da buna odaklandığı için NFT işine de aslında sıcak bakıyorlar. Burada peki nasıl bir teknoloji kullanılıyor? İşte ERC-721 standartını kullanıyor. Burada temel akıllı sözleşmeler un.sol ve public lock.sol şeklinde. Ethereum blockchain'inin sağladığı güvenlik, şeffaflık ve merkezi olmayan özelliklerden faydalanıyor. Ayrıca bu da Ethereum'un tabii dezavantajlarını da getiriyor. Her ne kadar gitgide çözmeye çalışsalar da hala Ethereum blockchain'inde bazı dezavantajları var. Ölçeklenebilirlik sorununu işte roll-up'larla veya state machine'lerle çözmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla o riski de alıyor. Ama burada şu aklınızda olsun. Bu tarz teknolojiler EVM uyumlu dediğimiz yapıda. Yani şöyle diyelim. Bir süper bilgisayar var. O süper bilgisayarın konuştuğu dil İngilizce. Başka bir süper bilgisayar var. O da İngilizce biliyorsa kodunuzu götürüp oraya taşıyabiliyorsunuz. Yani dolayısıyla EVM uyumu dediğimiz şey işte o Solidity gibi yüksek seviye diller aracılığıyla sizin projenizi bytecode'a dönüştürüyor. O bytecode API çıktısı neyse çok tekniğe girmeyeyim. Orada siz götürüp onu çalıştırabiliyorsunuz. Bu proje yarın Polkadot'tan, Avalanche'dan, şuradan buradan çok büyük bir destek aldığında proje Ethereum'dan oraya da taşınabilir. Aklınızda olsun. Ama Ethereum üzerine çıkmak nispeten biraz daha itibar sağlıyor. Yani meseleye daha çok bütçe ayrıldığı, daha Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hazır olduklarını vesaire gösteriyorlar. Ve burada Unlock Labs diye bir yapı var. Unlock Labs de Unlock protokolü oluşturan ve geliştiren ana ekip. İşte hackathonlara vesaire de katılıyorlar, bakabilirsiniz. Burada Unlock Labs adı altında bir yapı oluşturulmuş ve bu Labs'e de white paper'da yer verilmiş. Burada convenience uygulamaları var. Yani bunlar kolaylık uygulaması aslında. İşte az önce bahsettiğim slide'da Creator Dashboard, Member Chain, Keychain veya Unlock Accounts tarzı çeşitli şeyler geliştirip olabildiğince bu deneyimi teknolojiye daha uzak, teknoloji kullanımına daha az yatkın kesimlere de yaymaya çalışıyorlar. Bu araçlar üyeliklerin oluşturulmasından yönetimine kadar her aşamayı basitleştirmeye çalışıyor. Buna da light paper'da yer verilmiş. Yani bu süreçte basitleştirilmesi için de bir çalışma olacak. Bir de burada DAO var. DAO da protokolü yöneten aslında merkez demeyelim teknik olarak ama yöneten yapı. Oradaki yönetişimini sağlayan varlık sahipleri. Burada unlock discount token denilen bir token kullanılarak DAO'da oylamalar yapılıyor. Ve son olarak gelecek vizyonu ve yol haritasına da yer vermişler Light Paper'da. O da diyor ki biz burada özetle gelecek vizyonunda bu sürekli olarak değişen bir alan. Hani bugün ne desek de yarın değişebilir. Biz bu evrimi izliyoruz ve sürekli olarak kendimizi yeniliyoruz. Ve bu genişlemeler üzerinde çalışıyoruz şeklinde bir ibare koymuşlar. Bu şekilde bir light paper incelemesi yapmış olalım. Teşekkürler dinlediğiniz için.